hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu eser Filiz Saati. Cezayir yapmış olduğu bütün eserler arasında en ünlü olan eser Filiz Saati'ydi. Ünlü yarım saatte bir yaptığı hareketten gelir. Saat yarım saatte bir harekete geçiyor. Size hem görsel hem de işitsel olarak yarım saatte geçtiğim haber veriyor. Önce bir sistemi tanıdım. Şöyle yanından bakarsak mekanizmayı daha iyi görebiliriz. Fili su saati diyoruz. Suyla çalışacak. Bakırdan bir fil var ve filin karnı bir su haznesi. O suyun üzerinde yüzen bir tane de burada bir kap görüyorsunuz. Tarcihar diyor Cezeri bu kaba. Kabın altında çok ufak bir delik var. Evet. Delikten kap içine su almaya başlıyor. Su aldıkça da kap yavaş yavaş batacak. Ve tam yarım saatte batan bir kap olarak bu ayarlanmış. Kap yarım saat boyunca hafif hafif batmaya başlıyor. Batarken ilk etapta şuradaki katip dediğim adamı döndürmeye başlar. Katibin önünde 30 dakikalık bir kadran var. Elindeki kalemle buradan saatin dakikasını gösteriyor. Buradan dakikalar okuyorsunuz. Yarım saat sonunda kap tamamen batmış olacak ve şu aradaki ipi çekip üst tarafa harekete geçirecek. Orada şu bilyelerden var. Bilyelerden bir tanesinin önü açılıyor ve serbest kalan bilye aşağı doğru düşüyorken size sesli bir şekilde yarım saatin geçtiği burada haber vermiş oluyor. Ekran tarafa geçelim. Dakikaları bize saat katip gösterecek dedik. Saati öğrenmek için bakın en tepede siyah beyaz bir bölüm yapılmış. Orası da ana saat kadranı. Orayı sabah simsiyah kuruyorlardı. Her yarım saatte bir düşen bilyeyle o dairelerde yarım yarım beyazlamaya başlıyor. Ne kadar beyaz daire varsa o kadar da saat geçmiş olacak. Örneklendiriyorum mesela 6.30 olsun, 19 olsun, 6.30 topluyoruz, 6.49 saat, 6.49 gibi bir şekilde direkt burada dakikaya kadar saat okuyabiliyoruz. Şimdi çalıştıracağım bir kez. Bilgi olduğu müddetçe bu saat yarım saatte bir kendi kendine çalışır. Siz yarım saat beklemeyin diye danka belini batıracağım. Saat hareketi izlemiş olacaksınız. En üstteki kuştan başlayacak hareket aşağıya doğru devam edecek. Evet. Bak bakalım kuşa. Hadi bak bakalım buraya. Burada kuş var. Böylece yarım saat geçmiş oldu. Evet, şu hareket yarım saat işte değil mi? Evet, bilgi olduğum diyeceğim. Bu her yarım saatte bir kendi hareketini yapacak. Şimdi yanında saati iç ve kırmızı sorun. Onu da beraber evet. İnceleyelim. Bu baktığımız işte değil mi? Bu aynı saatin içi. Saat sistemini daha görünce burada saati açmışlar aslında. Denemek ister misin? Evet, tut kızım. İsmini senin. İsmini söyle. Orayı söyle. Hüma, buraya gel bakalım. Dur çok ben sana anlatacağım. Sen saatleri çalışacaksın. Evet. Aynı saatin içi, bir saat içindeki o tarcihar kapı batacak bir süre sonra. Bilye mekanizmamız var. Hüma o bilyeyi buraya koy bakalım. Şimdi bilyeler burada bekliyor. Normalde burada 29 bilyelik büyük bir kanal var aslında. Biz tek bilyeyle size olayı göstereceğiz. Bırakabilirsiniz oraya da şimdi. Kap yarım saat önce batıyor, bir süre sonra bilye düşüyor dedik. Normalde bugün bakın 29 bilye vardır. Biz tek bilye de size göstermiş olacağız. Şimdi Hüma bizim için kabı batıracak. Hüma siz elini bastır, içine tut olsun, tamam mı? Bastı. Teşekkür ederim. Tamam. Kap battı, bilye serbest kaldı, ejderin ağzına geldi. Bıraktığında kaba dikkat edin. Kap içindeki suyu geriye boşaltıyor. Tekrar atacak. Yeniden bir yarım saat önce bu içine su almaya başlayacak. Yani sistem kendini burada sürekli yeniliyor. Film içindeki sistemin aynısı. Sonsuz tane koyabilirseniz saat sonsuza kadar kendini götürür ama Cezeri 29 bilye koyuyor dedik. Yarım saatte bir düşüyor. İkiye böldüğümüzde bu 14,5 saat eder. Çünkü gürültülü bir saat. Bunu gece kullanmıyorlardı. En uzun gürültü süresi 14,5 saat. 21 Haziran'daki sabah güneş doğarken kuruyorsunuz. Akşama kadar çalışıyor. Ertesi sabah yeniden kuruyordunuz. Teşekkür ederim sana Hüma. Bir de şunu göstereceğim. Bilyeyi bırakıyorum. Sağa gitti. Diğer bırakacağım bilye. Sola gidecek. Bu şekilde sürekli bir sağ bir sol yapar. Onu da şu mizan dediğimiz alet sağlıyor. Bilyenin ağırla beraber mizandan yatıyor. Gelecek bilyeyi öbür yöne gönderilmiş şekilde yerleşmiş oluyor. Evet. Bu şekilde bir sağ bir sola veriyor. Bir simetri var ama aslında burada güzel bir amaç daha var. Bakın saati önünde tepesinde orada oturan bir adam görüyorsunuz. Evet. O raca saati yöneten adam nasıl yönetiyor? Dikkat ederseniz bir eliyle Şahin'i göstermiş, bir eliyle Şahin'i biri serbest bırakmış. Evet. O hangi Şahin'i gösterirse bilgiye fotoğraftan gelir. Aslında onu yapan şey bu mizandı. Ama insanlar mizanı göremedikleri için süslemiş. Sanki raca karar veriyor. O emrediyormuş gibi böyle mistik bir hava katmış saatine. Bu saat bir şekilde. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Öğren çikolatalarını sadece kendinize deneyebilirsiniz. Evet. Bunun da bir tane deneyim varsa. Tamam. Bak burada da böyle.